Herkese merhabalar. Florida Türk Amerikan Derneği olarak organize ettiğimiz Zafer Bayramı kutlama etkinliğimize katıldığınız için derneğimiz adına hepinize teşekkür ediyorum ve hoş geldiniz diyorum. Tanımayanlar için benden Seda Turhan, FDA yönetim kurulu üyelerinden birisiyim. Bu özel güne sunma şerefi de bana ait. Tam 98 yıl önce başladı özgür bir ülkenin bireyleri olarak yaşamak için verdiğimiz Kurtuluş Savaşı'nın en anlamlı hamlesi. 30 Ağustos'ta büyük bir zafere dönüştü. Bağımsızlık mücadelemizin en büyük zaferi olan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 98. yılı ve 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Bu zaferin mimarı olan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, mücadele arkadaşlarını ve tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Unutmamak ve unutturmamak adına büyük bir coşku ile kutlamak niyetindeyiz. Sizleri daha fazla bekletmeden programımıza başlamak istiyorum. Öncelikle hep birlikte büyük bir coşku ile İstiklal Marşımızı söylemek üzere hepinizi davet ediyorum. Programımıza devam etmeden önce sizlere ufak bir bilgilendirme yapmak istiyoruz. Florida Türk Amerikan Derneği olarak yaptığımız son yönetim kurulu toplantısında devam eden pandemi süreci COVID-19 nedeniyle yılbaşına kadar faaliyetlerimizi, fiziksel olan faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Bu kararı verirken oldukça zor bir karar oldu bizim için. Hepimizi düşünmek, hem üyelerimizi, hem bizlerle her zaman beraber olan üye veya üye olmayan diğer kişileri düşünmek. Ama bu bizim sorumluluğumuzdu ve sonunda bu kararı almak zorunda olduğumuzu hissettik. Bu bilgilendirmeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Ama her zaman olduğu gibi sosyal ortamlarda hep birlikte olmaya, bu birlikteliği korumaya devam edeceğiz. Bunun haricinde birkaç gelişme daha var. Bu gelişmeleri paylaşmak üzere dernek başkanımız Sayın Mehmet Bey'e sözü bırakmak istiyorum. Kendisi sizlere 29 Ekim kutlamaları ve ATA ile ilgili olan yeni bir gelişmeden bahsedecek. Mehmet Bey buyurun. Teşekkür ederim. Sesim geliyor mu? Evet. Değerli Floridalı Türkler, arkadaşlar, değerli başkonsolosum, hepinizi öncelikle saygıyla selamlıyorum. 98 yıl önce bugün, 1922 yılında Başkomutanlık Meydan Savaşı'nı kazanmıştı. 26 Ağustos'ta başlayan ve süratle yayılan büyük Türk taarruzu neticesinde meydana gelen bu meydan savaşında Yunan orduları yenilmişti. Bunun üzerine Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Paşa, ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri emrini vermiş ve kahraman süvarilerimiz İzmir'in yolunu tutmuşlar. İşte bugünkü hür ve bağımsız Türkiye, o günkü şanlı ve parlak zaferin bir eseridir. 30 Ağustos Meydan Savaşı her evresiyle iyi düşünülmüş, iyi hazırlanmış, mükemmel yönetilmiş ve muhteşem bir zaferle sonuçlanmıştır.
iyi eğitilmiş subaylarımızın önderliğindeki ordularımız ve tüm halkımız eşsiz yiğitliğin bir örneğini vermiştir. Bu yiğitliği yaratan bir ulusun ferdi olmaktan gurur duyuyorum. Atatürk 19'da bir meydan savaşına komutanlık etmiştir ve bunu kazanmıştır. Aslında meydan savaşı askeri anlamda kullanılan bir terim olmasına rağmen bu her alanda ve her sahada bir meydan savaşı vermiş ve kazanmış ve bu zaferleri de Türk ulusuna kazandırmıştır. Askeri anlamda kullanılan meydanı ben alan olarak çevireyim. Bu alanda mesela sosyal alanda Türk halkının çağdaş yaşam şekillerine kavuşmasına, kadın hakları verilmesine, kadınların seçme ve seçilme haklarının verilmesine, siyasal alanda demokrasi hedefli cumhuriyet rejimini kurmuş. Eğitim alanında eğitimin dinsel değil, bilimsel kriterlere uygun olarak verilmesini yaratmıştır. Türk alanında müziğimizden başlayarak her türlü sanat variyetlerini teşvik ve yaratmıştır. Tarih alanında, dil alanında dilimizin zenginleştirilmesi ve dilimizin Türk dilinin edebiyat dili olarak da kullanılmasına vesile olmuştur. Uluslararası ilişkiler alanında şu sloganı hayata geçirmiştir. Yurtta barış, dünyada barış. Batılı örgütlere Türkiye Cumhuriyeti'ni üye yaparak uluslararası ilişkilerimizi çok iyi konuma getirmiştir. Ekonomi alanında üretime dayalı sanayileşmeyi hedef almıştır. Bütün bu saydığım alanların yani meydanların hemen hepsinde zaferden zafere koşmuş ve gerçekleştirdiği devrimlerle Türk ulusunun çağdaş uluslar arasında gerçek seviyesindeki yerini almasını sağlamıştır. Atatürk'ün bir lafını çok önemsiyorum. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Ondan sonra da Ata ile ilişkilerimizi kısaca bahsedeceğim. Atatürk demiştir ki, savaş meydanlarında değerli evlatlarımızın süngü ve silahlarının zaferi yeterli değildir. Bu zafer ve başarı çok büyük. Ancak gerçek ve refah mutluluğa sahip olabilmek için asıl bundan sonra çalışmak gerekir. Sizin için zafer ve ilerleme alanı ekonomide ve ticarettedir. Eğer bunu takdir ediyorsanız çok çalışmak zorundasınız. Yoksa memleketin gerçek sahibi olduğunuzu söyleseniz bile kimseyi inandıramazsınız demiştir. Ve Flordalıklar. Bu COVID-19 salgını nedeniyle faaliyetlerimizi fiziki olarak derneğimizde, Türk evimizde sürdüremiyoruz. Biz yönetim kurulu toplantısında hep şunu istedik. Acaba bazı milli bayramlarımızı, çok önemli günleri bir birliktelik üst kurul çatısı altında, Amerika çapında kutlayabilir miyiz, gerçekleştirebilir miyiz dedik. Ve bununla ilgili ATA ile, ATA nedir diye bilmeyenler için söylüyorum. Ama ATA, Amerikan Türk Dernekleri Asamblesi olarak geçiyor ve bizim üst kuruluşumuz. Sadece bizim değil, Amerika çapında eyaletlerde bulunan bütün Türk-Amerikan derneklerinin üst çatı kuruluşu. Biz onlarla çok yakın bir işbirliği yaptık. Özellikle pandemi ortamında çok iyi oldu. Mesela derneğimizde yapamadığımız Atatürk Okulu'nda verdiğimiz, çocuklarımıza verdiğimiz Türkçe öğretimini Atay'la Başkent Üniversitesi'nin bir arada çalışarak gerçekleştirdiği Bright Future isimli bir proje, bilgisayar projesi aracılığıyla yapmak istiyoruz. Bunun duyurusunu geçen hafta yaptık. Yönetim kurulu üyemiz Sayın Meral Ornarlı bu işi koordine ediyor. Kendisinin e-mail adresini ve telefon numarasını gönderdiğimiz e-maillerde ve paylaştığımız bütün duyurularda sizlere ilettik. Lütfen eğer torunlarınızdan, yakınlarınızdan varsa bunları adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı, e-mailinizi Meral Hanım'a iletiniz. İkinci koordinasyon halinde olduğumuz, Atay'la koordinasyon halinde olduğumuz ve kutlayacağımız şey, bunu ilk defa size söylüyorum. Şimdiden dediniz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Amerika çapında 25 Ekim Pazar günü 2'de bizim saate göre, doğu saatine göre olmak üzere Amerika çapında kutlamaya başladık. Bunu da lütfen not ediniz. Konuk konuşmacılar olacak, ulusal sanatçılar olacak.
Değerli Florida Türkler ve arkadaşlar, Türklerin şanını bütün dünyaya anlatan 30 Ağustos bayramımız nedeniyle sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Hepinize tekrar saygıyla selamlıyorum. Sağlıkla kalın. Ne mutlu diye. Teşekkür ederim. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz konuşması ve bilgilendirmeleri sebebiyle. Şimdi sizlerle bizlerin öncesinde izlediğimiz, belki sizler de izlediniz ama biz çok etkilendik ve bunu herkesin görmesini istedik. 5 dakikalık bir video paylaşmak istiyoruz. Türkiye'den tanınmış bir radyocu Geveze, belki izleyenleriniz oldu. Geveze'nin 30 Ağustos'la ilgili yaptığı 5 dakikalık bir video var. Şimdi hep birlikte sizlere o videoyu izlemeye davet ediyorum. Buyurun. Ve veda zamanı. Bizler özellikle böyle yabancı kahramanlık filmlerini seyrettiğimizde böyle bir halleniriz, hisleniriz. Oysa ki bu topraklar kahramanlık hikayeleriyle doludur. Ve işin üzücü tarafı nedir biliyor musunuz? Kendi kahramanlık hikayelerimizi kendimiz bilmeyiz. Başkalarınkileri biliriz. Vallahi biliriz. Ama kendimizinkini çok bilmeyiz. Hatta bazen hiç bilmeyiz. Şimdi bir hikaye anlatacağım size. Sözde bakın ne kadar kolay anlatılabilen bir hikaye. Esmer bir kadın. Esmer, kara kaşlı, kara gözlü, simsiyah elbise giymiş. Simsiyah pantolon giymiş. Çizmeleri simsiyah. Tüfeği simsiyah. Kemerinde de simsiyah bir kama var. Kamçısı simsiyah. Atı bile simsiyah. 34 yaşında. Erzurumlu. Binbaşı eşini Sarıkamış'ta kaybetmiş. Erzurum kongresine bir türlü denk gelememiş. O yüzden de 3 gün at sürerek Sivas kongresine gelmiş. Bir şekilde yolunu gözlemiş ve Mustafa Kemal'in karşısına dikilmiş. At binerim, silah atarım, bana iş ver demiş. Adı Fatma Seher. Tarihi sıfatını da Mustafa Kemal koymuş. Keşke bütün kadınlar senin gibi olsa Kara Fatma demiş. Elinin hamuruyla erkek işine karışması gibi cinsiyetçi bir yaklaşımı yok Mustafa Kemal'in. Onun ciddiye aldığı ve saydığı tek şey yüreği var mı? Ona bakmış. Kendi el yazısıyla bir pusula yazmış Fatma'ya, Kara Fatma'ya. İstanbul'a git, Üsküdar'da kuvvacı ya da kuvayi milliyeci Albay Neşet Bey'i bul. Bu pusulayı ona ver demiş. Kara Fatma gitmiş, bulmuş. Pusulayı okuyan Neşet Bey'in yönlendirmesiyle İzmit bölgesinde görevlendirilmiş. Aralarında kendi kızının da olduğu 15 kadınla milis gücü kurmuş İzmit bölgesinde. 2 ay geçmiş. Emrindekilerin sayısı 700'e ulaşmış 2 ayda. 43 kadın 600 erkeğe komuta ediyormuş. Sadece kara gözü değilmiş. Kara Fatma gözü de karaymış. İnönü'de Sakarya'da savaşmış. Yanındaki kadınların 28'i şehit düşmüş. Kızık elinden vurmuş, parmaklarını kaybetmiş. Kendisi de sağ kolundan yaralanmış. Bir ara cephane sandıklarını naklederken yakalanmış, esir düşmüş. 19 gün işkence görmüş, tek kelime konuşmamış ve kaçmayı başarmış. Büyük taarruza katılmış ardından. 9 Eylül'de İzmir'e giren süvariler arasındaymış Kara Fatma. Milis çavuş rütbesiyle başlamış ve üst teğmen olarak ayrılmış. İstiklal madalyası almış. Maaş bağlanmasını kabul etmemiş. Emekli maaşının tamamını Kızılay'a bağışlamış. Herhangi bir kişisel menfaat peşinde koşmamış. Köşesine çekilmiş. İzi kaybolmuş. Yıllar içinde dara düşmüş. Kimseye haber vermediği, evsizlere yardım eden Galata'daki bir Rus manastırına sığınmış. Daha sonra bu ortaya çıkmış. O kendisi söylememiş bunu.
Yalvar yakar zorla ikna edilmiş ve Darülaze'ye alınmış. 1955 yılında vefat etmiş. Bir küçücük mendil, bohçadan başka da hiçbir eşyası yokmuş. Öldüğünde açmışlar o mendil bohçayı. İstiklal madalyası ve Mustafa Kemal'in... hediye etti. Gümüş bir sigara plakası çıkmış. Sadece onları saklamış. Ruhu şad olsun. Sadece 5 gün sonra 30 Ağustos. Kutlarken veya kutlamazken aklınıza kara Fatma da gelsin. Benden bu akşamlık bu kadar. Sizi çok seviyorum. Müzik. Kusura bakmayın, arada teknolojinin azizliğine uğradım. Küçük bir boşluk oldu. Ulu Önder Atatürk'ün bundan 100 yıl öncesinde kadınlara tanıdığı fırsat eşitliğini ve onlara olan inancını gördükçe bugünkü tüm yöneticilere feyz olsun istiyorum. İnşallah onun gibi kadınlara inanan, eşitlik tanıyan yeni liderler de görebiliriz. Evet, bu güzel günde şimdi sırada konuşmasını yapmak üzere Doktor Nazmi Cora Bey'i davet ediyorum. Buyurun efendim. Değerli arkadaşlar, 98 yıl önce 26 Ağustos 1922'de başlayan atamızın komutasındaki Türk ordusunun başlattığı ve o zamanki uzmanların 6 ayda geçilemez dediği mevzileri 6 saatte geçip 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanan büyük taarruz Türk ordusunun 9 Eylül 1922'de İzmir'e ele geçirmesi ve hükümet konağına Türk bayrağı çekilmesiyle son buldu. Atatürk 30 Ağustos zaferi de anlatırken her evresiyle düşünülmüş, hazırlanmış, yönetilmiş ve zaferle sonuçlanmış olan bu harekat Türk ordusunun, Türk subay ve komuta heyetinin yüksek güç ve kahramanlığını tarihte bir daha belirleyen çok büyük bir eserdir. Bu eser Türk ulusunun özgürlük ve bağımsızlık düşüncesinin ölümsüz anıtıdır. Bu eseri yaratan bir ulusun çocuğu, bir ordunun başkomutanı olduğum için sonsuza kadar mutlu ve bahtiyarım demiştir. Savaşın askeri boyutu kazanılmıştı. Şimdi sıra ekonomik bağımsızlığımızın elde edilmesi ve kapitülasyonların kaldırılması vardı. Bunları da 24 Temmuz 1923'te Lozan Anlaşması ile elde ettik. Arkadaşlarım, 30 Ağustos'un askeri bir zafer olmasının yanında Türk milleti için çok daha büyük önemi vardır. Bu zaferle Türk milleti bağımsızlığını perçinlemiş ve Cumhuriyet'in kurulmasının temel taşları oluşmuştur. Türk milleti de şükran borcu olarak Türk ordusuna 30 Ağustos gününü zafer bayramı olarak armağan etmiştir. Bildiğiniz gibi 30 Ağustos ordu içindeki subay ve assubayların yeni rütbelerine terfi ettiği ve atandıkları görevlere başladıkları kutlu bir gündür. Asla unutmayalım. Atamız bağımsızlık savaşının önderi, laik ve demokratik cumhuriyetimizin kurucusu ve dünyada ilk ve son çağdaşlaşma hareketinin lideridir. Çağdaş Türkiye bu düşünceler üzerine kurulmuştur.